Evet değerli dostlar güzel insanlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doko. Doko 663'te çok güzel bir destek var. Daha önce biliyorsunuz ki dirençti bir türlü kıramıyordu. 1, 2, 3, 4 pullback'ten sonra yukarı yönlü bir hareket sonra tekrar destek. Tam bu destekte tam bu destekte katıl butonuna katılan dostlarımıza bir sürpriz yaptım. Bir sürpriz. Yani bugün çok güzel bir sürpriz yaptım. Katıl butonuna katılan dostlarımız bilirler. Nedir peki bu sürpriz? 633 TL'de gördüğüm an itibariyle dedim ki arkadaşlar fırsat bu fırsat. Kendi adıma fırsat bu fırsat. Bu hisse kaçmaz benden. Ne dedik? Ayrıntılar tabii ki katıl butonuna, katıl butonuna katılırsanız burada topluluk var. Buradan bakabilirim, gösterebilirim ama Bugün bir tane manyak bir hisse daha paylaştım. O yüzden ee, görmemeniz adına paylaşmıyorum ama şimdi değerli dostlar 663 TL'nin altı kapanışlar gelirse bir zahmet stop loss ol. Yani ben şahsen 663 TL'nin altında bu hisseyi görürsem isem stop loss'umu koyarım ki zaten 1663 TL'de 663 TL'de stop loss'umu koymuşum beklerim. Tamam. Burada koymuşum beklerim. Nereye kadar devam ederim? Öbür türlüsü arkama yaslanırım 822 TL kadar. 822 TL'de ister canım çıkarır ister çıkarmam yoluma devam ederim. Bu benim sorunum onu bilmiyorum ama teknik olarak direnci 822 TL ve 1026 TL'ler gider gitmez bilmiyorum. Teknik olarak bu şekilde gözüküyor Yabancıların en çok alım yaptığı hisselerden bir tanesi DOKO'dur. O da neden? Çünkü burada güzel bir desteğe gelmiş. E yavaş yavaş yabancı alımlar da gelmeye başlıyor bu hisse de. Alış hacmi 11.63 milyon. Bakın şaka gibi değil mi? 11.63 milyon alım girilmiş bugün. Bugünün verileridir bunlar. Para girişidir bunlar. Satış hacmi ise 10.61 milyon ne kadar çok alım girmişse o kadar da çok e, satış girilmiş. Totalde bakacak olursak fark yani artı 1.02 milyon e, alım gerçekleşmiş. Yani ne demek arkadaşlar alım ile satım karşı karşıya geldiğinde alım daha çokmuş. O yüzdendir ki ise bugün %3, %4 hatta %5'lere kadar bir yükseliş yaptı. Endekste beraber artı 3.5 ile kapatmış bulunmakta. Tekrar söylemekte fayda var değerli dostlar. 663 TL'nin altı kesinlikle stop loss üstü olduğu sürece devam edilebilir. Çok güzel bir yerde yakaladığımı düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bunlar benim görüşlerimdir. Bunlar benim öngörülerimdir. Bu, bu ise gidecek, kalacak, tutacak, bitecek diye bir şey söylemiyoruz. Sadece gördüğümüz şeyleri, öngörülerimizi Paylaşıyoruz Değerli dostlar, güzel insanlar. Bir sonraki hissemiz Doğup arkadaşlar. Hemen böyle daha önce zaten belirtmiştik Doğupla ilgili düşüncelerimizi. Daha buradaki 6 TL'nin üstünde olduğu sürece bizim için hedef 8 TL'dir. Ee, teknik olarak da güzel gidiyor, iyi gidiyor. Ee, en çok yabancı pay alımı yaptığı hisselerden bir tanesi olduğunu da söyledik Daha önceki zamanlarda yatırım tavsiyesi değildir. Alsatut tavsiyesi hiç değildir. Dediğimiz gibi arkadaşlar 5.94'lere kadar bir gerçek çekilme söz konusu olabilir. Çok da önemli şeyler değildir. Ee, gelmeyecek anlamına taşımaz. Yani gelebilir. Burada bir pullback hareketi yapar. 8 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı olduğunu düşünüyorum. Bu benim öngörümdür. Bir sonraki hissemiz arkadaşlar Fener hissesini sormuşlar. Fener hissesini hemen bir bakalım. Fener hissede çok önemli bir kritik seviye var. Neresi arkadaşlar? Bakın değerli dostlar. 1, 2 3 4'te artık e, kırılım gerçekleşmiş. 35 80'in üstünde bak benim için ben bu hissedeysem bu benim maliyetim 40 TL olabilir, 10 TL olabilir, 5 TL olabilir. Benim için tek bir kural var. Nedir o kural? 35 80'in üstünde olduğu sürece ben bu hissede kalmaya devam edeceğim benim için teknik olarak hedef 46 46'lardır. Yani 46 45'ler benim için hedeftir değerli dostlar. 35 80nin altında kapanışlar gelir ise şiddetli bir şekilde şimşek hızında bu hisseyi ne yaparım? Ben elimde çıkarırım arkadaşlar. Benim için Davos bitmiştir olacak. 35.80'in altı kesinlikle ben stoplosumu lossumu koyarım. Öbür türlüsü 85 80, 80, pardon 35 80'in üstünde kaldığı sürece benim için herhangi bir sıkıntı yok. Yoluma devam ederim. Hacim kısmında şöyle bir enteresan bir durum var arkadaşlar. Alış hacmi 21.77 milyon keza güzel. Satış hacmi ise 19.33 milyon. Yani alım ile satım karşı karşıya geldiğinde görüyorsunuz sizin de gördüğünüz gibi alım e, hızı daha fazla oldu. 2.34 milyon alım e, fazlalığı var. Yani bugün alım fazlalığı çok vardı ve ise bugün neredense artı bir buçukta kapattı. O da e, açıkçası e, piyasanın vermiş olduğu o saçma sapan e, şey yüzünde. Dediğim gibi arkadaşlar benim için tek bir sıkıntı var. 35'in 35, 35 .80 üstünde mi, altında mı? Üstün, üstünde ise full devam, Altındaysa ise ben yokum arkadaşlar. Davos benim için bitmiştir olacak. Bir sonraki semiz nedir arkadaşlar? Aksu E. Aksu E. Aksu E şuradaki seviyeden kem paylaştım dedim ki arkadaşlar 9 TL kadar gidebilecek bir hedefi var ya teknik olarak gidebilecek bir hedefi var. 9 TL'nin altında olur ise artık benim için yani ben burada Alım yapmışsam şurada alım yapmışsam Burada alım yapmışsam ben ne yaparım Arkadaşlar yani burada e, Beklerim yani benim artık e, Top loss yerim Kesinlikle e, 9 TL'ler Olacak yani yarın ne olur ne biter Bilmiyorum ama 6 stop artık Artık eğer ki Yarın buranın üstüne atmazsa ben elimden Çıkarım yani 9 TL'nin Olduğu 9 TL'nin altında olduğu sürece ben bu ise karışmam. Bulaşmam bu ise. Neden bulaşmam? Çünkü desteği var. 6.87 uzak bir yerde hiç gerek yok. Ama yani şöyle bir ayrıntı daha var. 9 TL'nin üstünde şöyle güzel bir hacimle kapatır ise olayı ama şöyle bir hacimle kapatır ise olayı ee, ben ne yaparım? Alım girilebilir. Çünkü neden? Buradaki formasyonun hedefi işte 12 11 TL kadar gidebilecek hedefi var. Ama 9 TL'nin altı benim için sıkıntıdır. Benim için nedir? Davos bitmiştir. Yani alan almış, satan satmış. Eğer ki bu hisseyi elinden çıkarmaya çalışırlarsa e, hisseyi devre kestirebilirler. Ama 9 TL'nin üstünde kalır ise benim için sıkıntı yoktur. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Al Asatu tavsiyesi hiç değildir. Bunlar benim şahsi görüşlerimdir olabilir olmayabilir ben destek dirençleri çizerim öbür türlüsü size kalmış bir şey. Bir sonraki isemiz Mi Park arkadaşlar Mi Park şöyle şöyle bir yapmak istiyorum şu şekilde yani şuradaki formasyonun hedefi açıkçası zaten 32-58'ler 32-60'lar olduğunu söyleyebilirim. Şöyle geldiğimizde bakın şöyle geldiğimizde burada bir yükselen kanal görebiliyorsunuz. Bakın burada sat, burada al. Burada sat, burada al. Burada al. Burada sat, burada al. Burada sat, burada, al, burada, sat, burada, sat, burada sat, burada al. Aldadır hala. Burada sat olur ise, burada sat olur ise sıkıntı olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Yani 22 TL 6 stop loss'la beklenilebilir. Kesinlikle bu ise de 22 TL 6 Kesinlikle stop loss olması gerekebilecek. Benim için e, teknik olarak hedef nedir arkadaşlar? 28-22'ler, 32-58'ler gidebilecek bir performansı var mı? Var kesinlikle. Hatta ve hatta daha güzel seviyeler görüyorum bu hissede. Benim öngörülerimdir. E, şu anki buradaki sıkışma benim için olumlu. Kesinlikle olumludur arkadaşlar. E, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde 28-22 TL'lere Gelir ise şaşmayın. Çünkü gel, gelir ise ben şaşmam arkadaşlar. Sadece sabırlı olmak gerekiyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi şahsi görüşümdür. A, K, F, Y, Y. Şimdi değerli dostlar burada çok değişik bir şey var. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bu hisseye baktığımda benim bir ara Sankovi ile Vako'da çok böyle takıldığım bir zamanlar vardı biliyorsunuz ki yani 6-7 TL'lerdeyken bakın vako dedim bakın Sakko dedim bakın arkadaşlar bakın ya o hedef var formasyon var ama şöyle bir sıkıntımız da var nedir hocam? bir ay mı olur 5 ay mı olur 20 yıl mı olur bilmiyorum ama buradaki formasyon çok manyak dediğim zamanları çok iyi bilirsiniz yani beni takip eden insanlar çok rahat bir şekilde anlayacaktır ne demek istediğimi. Şimdi burada da aynı durum söz konusu mu? Ee, kesinlikle aynı durum söz konusu olmasa bile gerçekten güzel bir formasyon hedefi olduğunu söyleyebilirim. Ama şöyle bir şey var. 3.65'in altı stop loss. Yani altı stop loss üstünde olduğu sürece sıkıntı yoktur. Nereye kadar? 4.50'ye kadar. 4.50'de ne olacak? Bir satış la karşı karşıya gelebilme ihtimali yüksek olabilir. 5 Tin üstü kapanışlar 5.44'ler ve ondan sonra e, yeni ralliler yani yeni rally ben minimal bazda şurayı çiziyorum çok fazla e, paylaşmak istemiyorum gerçek hedefini neden diyecek olursanız çünkü yani daha erken erken olduğunu düşünüyorum. E, yani 6-30'lara gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama gelir ise güzel olur. Ee, geldiği zaman da burada tekrar bakarız değerli dostlar. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Dediğim gibi 4.50'de bir satış yeme durumu söz konusu olabilir. Çünkü neden? Bir dirençle karşı karşıya gelecek. O dirençle beraber 3.65'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir mi? Olabilir. Bu tür şeyler gayet normaldir. Ee, önemli olan beklemektir. Sabırlı bir şekilde beklemek. Ee, 3.65'in altında kapanışlar yapmadığı sürece benim için herhangi bir sıkıntı yok. 65'in üstünde kalmaya devam ederse 4.50'ler, 5.44'ler ve 6.32'lere kadar gidebilecek bir hedefi var. Bu da benim için iyi bir şeydir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. tut tavsiyesi hiç değildir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu şekilde yolumuza devam edelim. Bir sonraki hissemiz merak edilen hisselerden bir tanesi Tempol. Şimdi tempola şu şekilde bakmanızı rica ediyorum. Bakın burada destek çizgimiz. Bakın destek çizgimiz çalışıyor mu? Destek çizgimiz bir. Desk, destek çizgimiz 2, 3. Dördüncü temas burada satış gelmiş. Yani sat pozisyonda olması gerekiyor. Üstüne gitmiş. Şu an alda. Şu an hissemiz teknik olarak alda. Buradaki ee, bir senaryoyu anlatmak istiyorum size. Şurada öyle güzel bir kırılım gerçekleşir ise o zaman ne olur? Ee, güzel şeyler olabilir. O zaman ne olur? Ee, Önümüzdeki önümüz yaz olabilir. Neresi? Bak şuraya 1785'e 17.83'lere kadar gidebilecek bir performansı var. 17.85'in üstüne kapanışlar gelirse bu ise 24-25 TL'ye kadar da gidebilecek bir performansı var. Benim stop loss yerim neresi? 14 TL altı kapanışlar gelirse benim için stop loss'tur. Ee, direnç çizgimizi görebiliyorsunuz. Birinci temas ikinci temas, üçüncü temas üçüncü temastan sonra bir kırılım gelir mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. Değerli dostlar güzel insanlar. Sen de eee hisse hisseni bu videonun altında yaz değerli dostum. Bir sonraki videoda senin hissene bakalım. Teker teker hisselerinize bakmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Katıl butonuna katılmak isteyen dostlarımız varsa katıl butonuna katılan e, yeni üyelerimiz bugün vardı ve ben de o yeni üyelere çok manyak hisseler paylaştım. E, çok hisseler dedim bir iki tane paylaşıyorum arkadaşlar. Çok da böyle değil. Çünkü hedeflerini gerçekleşince e, onları siliyorum. Yani onları silmiyorum da siktir ediyorum. Yani artık diyorum ki hedefini gerçekleştirmiş. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ee, bir, bir iki tane e, tekniğini beğendiğim ve hikayesini beğendiğim ve hikayesi olan biri ise beğendiğim de değil. Hikayesi olan yarın öbürsü gün o hikayeyle beraber çok güzel yerlere gelebileceğine inandığım öngörülerimi paylaştım. Sizler de gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Gelmek istemezseniz de bu videoyu beğenerek zaten ben burada Genel itibariyle sizin hisselerinizde bakıyorum. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. La galibe illallah.